Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için Haziran ayında çıkacak olan en çok beklenen oyunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Uzun süredir bu oyunlar hakkında birçok bilgi yazılıp çiziliyordu. Hatta ertelenenler var. Şubat-Mart ayında tanıtılması beklenen ama Haziran'a ertelenen birçok oyun mevcut arkadaşlar. Biz de sizler için oyun canavarı serimizin yeni bölümünde uzun süredir beklenen ve Haziran ayında çıkacak bu oyunlardan bahsettik. İşte listemiz. Haziran ayında uzun süredir beklenen yaklaşık olarak 20 tane oyun çıkacak arkadaşlar. Bu oyunlar arasında yalnızca bilgisayar çıkacak oyunlar değil, konsola özel olarak çıkacak oyunlar da mevcut. Ama sizler için bilgisayar öncelikli bir liste hazırladık. Yani listemizde sizlere bahsettiğimiz oyunlar genel olarak bilgisayara çıkacak oyunlar. Fakat tabii ki de eş zamanlı olarak PC veya Xbox'a da çıkabilir arkadaşlar. Bunları sizler için önceden belirteyim. Aynı zamanda Haziran ayında çıkması beklenen fakat tarihi henüz belli olmayan oyunlar da var. Ama biz sizler için tarihi belli olan ve bugün geliyor dediğimiz oyunlardan bahsedeceğiz. Listemizin ilk sırasında Diablo 4 yer alıyor arkadaşlar. Diablo serisi yeni oyununu uzun süredir bekliyorduk. Sonunda yeni oyunun tanıtılacağı tarih belli oldu. 6 Haziran tarihinde piyasaya sürülecek ve bilgisayar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Series X ve S için piyasaya sürülecek ve saydığımız platformlarda 6 Haziran'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Diablo 4 Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan yakında çıkacak olan bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor ve Diablo serisinin 4. ana oyunu olduğunu da belirtelim. Oyunun 1 Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürüleceği duyurulmuştu ve 6 Haziran'da da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uzun süredir beklenen bir oyun fakat fiyatı hakkında henüz ortaya çıkan bir detay bulunmuyor. Dilerseniz ikinci oyunumuza geçelim. Evet, listedeki ikinci oyunumuz ise bilgisayar ve PlayStation 5 için özel olarak çıkarılacak olan Final Fantasy 16 oyunu. Çıkış tarihi de belli arkadaşlar. 22 Haziran tarihinde piyasaya sürülecek. Final Fantasy 16 Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan yakında çıkacak olan bir aksiyon rol yapma oyunu. Final Fantasy serisinin 16. ana oyunu olan Final Fantasy 16 22 Haziran 2023'te PlayStation 5 ve bilgisayar için piyasaya sürülecek. Bazı kaynaklara göre ilk olarak PlayStation 5'e, daha sonra ise bilgisayara gelecek. Fakat bizim son edindiğimiz bilgilere göre bilgisayara da eş zamanlı olarak çıkması bekleniyor. Yine bu oyunun da fiyatı hakkında henüz bir detay bulunmuyor. Ve uzun süredir beklenen, hatta listedeki ilk çıkacak oyunlar arasında yer alan Street Fighter 6 var arkadaşlar listemizin 3. sırasında. Street Fighter 6'nın 2 Haziran tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve yayınlanacağı platformlar da yine çok geniş. Yani bilgisayar, PlayStation 4, 5, Xbox One ve Series X ve S için piyasaya sürülecek. Street Fighter 6'nın da yine uzun süredir beklenen bir oyun olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan yaklaşan bir dövüş oyunu. Street Fighter serisinin 7. ana girişi olarak piyasaya sürülecek oyun uzun süren beklentilerin ardından sonunda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani dövüş oyunu sevenler için Haziran'da yepyeni bir oyun geliyor. Street Fighter 6 karşımıza çıkıyor. Zaten dövüş oyunu dediğimizde aklımıza gelen oyunlar kısıtlı arkadaşlar. Bu yüzden Street Fighter 6'nın da neredeyse piyasanın başını çektiğini ve rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden dövüş oyunu oynamak isteyenler 2 Haziran'ı beklesin. Evet, sırada aslında yeni çıkacak bir oyun değil fakat sevilen bir oyunun devasa bir güncellemesi geliyor arkadaşlar. Overwatch 2'nin sezon 5'i yolda, 13 Haziran tarihinde güncelleme ile gelecek. Son zamanlarda Valorant ve CSGO gibi oyunlarda hilelerin arttığını biliyoruz. Tabii ki Overwatch oyununun aslında iki oyunla da hemen hemen aynı klasmanda yer almadığını belirtelim. Fakat Valorant oyuncuları Valorant'ı bıraktığı zaman genellikle Overwatch'a veya CSGO'ya geçiyor. CSGO tarafında Counter-Strike 2 yoldaydı. Overwatch'ta da önemli değişikliklerle gelecek olan sezon 5 yolda arkadaşlar. 13 Haziran'da gelecek. Tabii ki de Overwatch'un şöyle bir avantajı var. Ücretsiz bir oyun olduğu için Valorant ve CSGO gibi tercih edilen oyunlar arasında yer alıyor. Overwatch'un hem konsol hem de bilgisayar için oynanabilir olduğunu belirtelim. Eğer daha önce Overwatch oynamadıysanız 13 Haziran'dan sonra oynamaya başlamanızı, yani yeni sezonla birlikte tamamıyla baştan başlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Overwatch'u da yine listedeki devasa güncelleme ile yeni çıkacak oyunlar arasında sunabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu listemizde sizler için Haziran ayında çıkacak olan uzun süredir beklenen oyunlardan bahsettik. Bu oyunlar arasında
eski oyunların devasa güncellemelerini de paylaştık. Örneğin Overwatch gibi veya uzun süredir beklenen oyun serilerinden de bahsettik. Diablo ve Street Fighter gibi. Bu oyunları bilgisayarım kaldırır mı diye düşünüyorsanız, zaten bir Monster Notebook sahibiyseniz asla böyle bir düşünceye kapılmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü Monster Notebook'un da sunduğu gibi oynayamadığınız oyun olursa paranız iade oluyor. Yani şey diyebilirsiniz arkadaşlar, ben gideyim çok güçlü bir oyun alayım, bir AAA oyun alayım ve bunu oynayamadığımda şimdi bu bilgisayar bana iade mi olacak? Evet, oynayamadığınızda iade olacak arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Benim uzun süredir kullandığım bir Monster Notebook'um var. Ve çok güçlü bir oyun indirdiğimde dahi oynayamadığım oyun olmuyor. Yani ayarları düşürdüğüm oluyor. Evet, zaten yıllar önce çıkan bir bilgisayardan da yeni çıkan bir oyunu Ultra'da oynanması beklenemez arkadaşlar. Ayarları kısıp yine rahatlıkla oynayabiliyorum. Yani arka plandaki uygulamaları kapatayım da kasmasın gibi bir durum yaşamadığımı da belirteyim. Arkadaşlarım diyor ki örneğin bir Battlefield oynayalım ya da Call of Duty oynayalım. Yani yüksek grafik kartı isteyen oyunları hala ben Monster Notebook'umda oynayabiliyorum. Giriyorum Discord'a. Arka planımda Discord'da açık olduğu halde bilgisayarım donmadan, kasmadan oynayabiliyorum. Yani gerçekten oynayamadığınız oyun olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden sizlere listede saydığım bu ay içinde çıkacak olan oyunları bilgisayarım kaldırır mı gibi düşünmenize gerek yok eğer bir Monster Notebook sahibiyseniz. Önümüzdeki haftalarda Oyun Canavarı serimizin yeni bölümlerinde sizler için farklı oyunlarıyla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Eğer merak ettiğiniz, örneğin Haziran ayında çıkmasını beklediğimiz ve bu oyunu kesinlikle oynayın dediğiniz bir oyun varsa, merak ediyorsanız yorumlar kısmında abi bu oyunu oynar mısın gibisinden bir yorum yazın ve sizler için o oyunu oynayalım arkadaşlar. Ona göre siz de eğer beğenmeyeceğiniz bir oyun olursa boşuna satın almayın, boşuna vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınızı tek tek okuduğumuzu ve bu yorumlara göre istediğiniz oyunları oynayacağımıza belirtelim arkadaşlar. Eğer bunun dışında farklı oyun içerikleri de istiyorsanız, içerik tavsiyeleriniz varsa yine bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı dikkate alıyoruz arkadaşlar. Bir Oyun Canavarı videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Video hakkında görüşlerinizi de bizlerle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya kanallarımızdan da bizi takip edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarla görüşmek üzere.